Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Telefon karşılaştırması videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konuklarımız ise Huawei'nin P Smart Pro modeli ve Samsung'un Galaxy A51 modeli. Neden bu iki modeli seçtik? Çünkü arkadaşlar bunların fiyat kalibreleri birbirine çok yakın. Yani iki telefonda şu anda 2500-2600 lira civarında satın almanız mümkün. İki telefonda oldukça şık. Birazdan sizlere bunların performanslarını falan göstereceğim. En önce tasarımından bahsedeceğim. Daha sonra fiyat performans oranına geçiş yapacağız arkadaşlar. Fakat öncelikli olarak şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerek Samsung'un gerekse de Huawei'nin oldukça geniş bir model yelpazesi var. Dolayısıyla ihtiyacınıza yönelik pek çok model bulabilirsiniz. Elbette burada bizim kıstas yaptığımız şeyler nedir? Fiyatına göre performansı nasıl? Kamerası güzel fotoğraf çekebiliyor mu? İşte ön kamerası nasıl? Dış görünümü güzel mi? İnce mi? Kalın mı? Bunlara dikkat ediyoruz ve size bunlara göre modeller öneriyoruz. Örneğin siz bataryası yüksek olan bir telefon almak istiyorsanız, yani ben bir telefonumu şarj ettikten sonra benim telefonum 4-5 gün gitsin diyorsanız öyle bir telefon bulmak zor tabii, ama 3-4 gün derseniz 6000-7000 mAh'lik bataryaya sahip telefonlar var. Onları tercih edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan iki telefonumuzun karşılaştırmasına geçelim. Bu videoda neler yapacağımızı da söyleyeyim. İki telefonla şu anda ikisinin de şarjı tamamen dolmuş durumda. Ne yapacağız? İki telefonu da kapatacağız. Aynı anda açacağız. Bakacağız hangisi daha hızlı açılıyor, hangisi daha yavaş açılıyor. Bunu göstereceğiz size. Uygulamalara giriş çıkış yapacağız. Hangisi hangi uygulamaya daha çabuk giriyor. İşte web sayfası açacağız. Tarayıcıdaki hızlarını göstereceğiz sizlere. Ve doğal olarak her zaman yaptığımız gibi PUBG'ye gireceğiz. PUBG'deki işte hızları, dokunmaları, takılmaları, bunları göstereceğiz sizlere. Tabii olursa. Ardından da ölçüm yapacağız. Yani sıcaklık değerleri, atıyorum 15-20 dakikalık kullanımdan sonra nasıl bir sıcaklığa ulaşıyor telefonlar? Bunu sizlerle paylaşacağız. Dolayısıyla siz de bu iki telefon arasında kaldıysanız eğer bir fikir edinmiş olacaksınız arkadaşlar. Öncelikli olarak dediğim gibi tasarımla başlayalım. İki telefon da aslında bakılırsa şık tasarımlarla geliyor. Samsung A51 modelinde oldukça ince bir yapıya yer vermiş ve delikli ekran tasarımıyla geliyor. Bu tasarım gerçekten benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Burada kamera ortada bulunuyor biliyorsunuz. Note 10 serisinde de kamera ortadaydı. Gayet güzel görünüyor. Göz almıyor. Ekranın ince çerçevelerle olması çok önemli. Dolayısıyla böyle bir kabalık yok ortada. Biliyorsunuz damla çentik telefonların bazılarının alt kısmında kalın bir çerçeve oluyor. Fakat A51'de gayet ince çerçevelere yer verilmiş ve telefonun gerçekten şöyle yan tuttuğunuzda da inceliği gözle görülecek derecede şık. Arka tarafına baktığımızda da sade bir görünüme yer vermemiş Samsung. Burada bir dalgalı hatlara yer vermiş. Parmak izi bırakıyor mu? Evet bırakıyor. Fakat günün sonunda şık bir arka yüzey tasarımıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. A51'in tasarımı gayet hoş. Gelelim Huawei'nin P Smart Pro modeline. P Smart Pro da arkadaşlar tasarım olarak gerçekten göz alıcı bir model. Burada Huawei tam ekran tasarımına gitmiş. Dolayısıyla gördüğünüz gibi ön yüzeyde bir kamera yok. Kamera nerede? Kamera şu tarafa konumlandırılmış. Yani pop-up bir kamera söz konusu. Dolayısıyla eğer tam ekran tasarıma sahip bir telefon almak istiyorum, böyle bir telefon deneyimlemek istiyorum, İşte çentiktir, delikli ekranlarım bundan da hoşlanmıyorum diyorsanız P Smart Pro 2000 lira, 2500 lira civarına alabileceğiniz pop-up kameraya sahip ender modellerden bir tanesi arkadaşlar. Bu arada şunu da yeri gelmişken belirteyim. Bunda yani A51'de parmak izi okuyucusu ekranın altında bulunurken P Smart Pro'da ise Huawei'yi yan tarafa konumlandırmış. Yani şöyle tuttuğunuzda güç butonuna denk geliyor. Arka tarafına geçtiğimizde ise alacalı bir tasarımla karşı karşıya yakalıyoruz burada. Lakin renk seçeneğine göre değiştirebilirsiniz. Parmak izi tutmayan bir şey bu. Yani A51 ile kıyasladığımızda P Smart Pro'da parmak izi daha az kalıyor. Tabii bu tamamen tasarımla alakalı bir durum arkadaşlar. Buradaki malzemenin kalitesiyle alakalı bir durum aynı zamanda. 3 ana kameradan oluşan bir modül var. A51'de ise 4 ana kameradan oluşan bir modül var. Bunları zaten birazdan size detaylandıracağım. Dolayısıyla tasarım tarafında özetlememiz gerekirse P Smart Pro daha kalın bir model arkadaşlar. Yani şöyle tuttuğumuzda P Smart Pro'nun A51'e oranla biraz daha kalın olduğunu görebiliyoruz. Tabii bu ekran boyutuna da yansıyor. Ekran boyutu biraz daha büyük. Muhtemelen P Smart Pro'nun kalın olmasındaki temel etken arkadaşlar şurada pop-up kameranın bulunması. Çünkü zaten pop-up kameranın kalınlığı telefonun kalınlığına da yansımış durumda. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan telefonlarımızın performans karşılaştırmasına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş karşılaştırmamıza başlayalım dilerseniz. Fakat karşılaştırmaya başlamadan önce bir iki ufak bilgiyi hatırlatmak istiyorum sizlere. A51'de Samsung'un kendi üretimi olan 10 nanometrelik Exynos 9611 Yonga seti bulunuyor. P Smart Pro'da ise Huawei'nin kendi üretimi olan Kirin 710F Yonga seti bulunuyor ki bu Yonga seti de 12 nanometrelik bir geliştirme sürecine tabi tutulmuş. GPU tarafına baktığımızda ise A51'de Mali G72
MP3. Bu tarafta ise Mali G51 MP4 GPU yongasını görüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? İki telefonu da öncelikli olarak kapatacağız ve aynı anda açacağız. Bakacağız hangi telefon daha hızlı açılıyor, bunu göreceğiz. Lakin önce ekranlardan da bahsetmek istiyorum ben size. Çünkü bu tarafta 6.5 inçlik Super AMOLED ekranımız bulunuyor. Bu ekranın çözünürlüğü 1080x2400 piksel arkadaşlar. Bu tarafta ise IPS LCD bir ekran var. 6.59 inçlik büyüklüğü var. 1080x2340 pikselde çözünürlüğü var. Ekran gövde oranlarına baktığımızda ise Huawei'nin tam tasarım, yani tam ekran, çentiksiz ekran tasarımına rağmen %84.7'lik bir oranı tutturduğunu görüyoruz. Samsung ise delikli ekranına karşın %87.4'lük bir çerçeve ekran oranına sahip. Neden? Çünkü bunun çerçeveleri zaten daha önce görüyorsunuz burada. Şöyle yan yana koyarsam daha net bir şekilde görebilirsiniz. P Smart Pro'nun çerçeveleri bir tık daha kalın duruyor arkadaşlar. Şimdi iki telefonumuzu da kapatalım öncelikle. Ve aynı anda açmayı deneyelim. Bakalım hangi telefon daha hızlı açılacak, bunu görmüş olacağız. Evet, iki telefonumuzu da şu anda kapattık. İki telefonumuzu da kapalı. Ölçümümüzü yapalım sıcaklık. Çünkü yapacağımız aktivitelerden sonra oyuna geleceğiz. Bakalım ısınma falan olacak bu telefonlarda. 32.4, 29.2. Yani şu anda iki telefonun da hemen hemen ortalama olarak 30 santigrat derecelik bir sıcaklığı bulunuyor. Şöyle ikisini aynı anda power tuşuna basalım. Evet, açılıyor ikisi de. Bakalım hangisi daha hızlı açılacak? Tabii ben montajda yukarıya bir tane de kronometre koyacağım. Dolayısıyla hangisinin kaç saniye önce açıldığını daha net bir şekilde görmüş olacaksınız. Huawei'nin jeneriği geldi. Ama ana ekran yok henüz. Evet, ana ekran geldi Huawei'de. Samsung'da ana ekran henüz gelmedi. Bekliyoruz. Ana ekranın gelmesini bekliyoruz. Evet, ana ekran geldi. Bu arada şunu da dipnot olarak belirtelim. Bu telefonların açılma hızı işletim sistemleriyle de alakalı. Burada A51'de One UI 2 arayüzüne sahip Android 10 işletim sistemi. Burada ise MIUI 9.1 arayüzüne sahip Android Pie işletim sistemi. Yani Android 9 işletim sistemi bulunuyor. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşalım arkadaşlar. Dilerseniz iki telefonda da birkaç uygulamaya basalım aynı anda. Bakalım hangisi daha hızlı açılacak. Galeriye basalım. Evet, galeride yine böyle saniyelerle bir Huawei üstünlüğü söz konusu. Play Store'a basalım. Aynı açıldılar. Play Store'da önemli bir şey olmaz. Zaten bu basit uygulamalarda çok fazla böyle bir açılma şeyi olmuyor arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Birazdan PUBG'ye gireceğim ikisinde de. PUBG'de nasıl açılacaklar onu beraber göreceğiz. Şu mesajlara tıklayalım. Herhangi bir şey yok. Tarayıcıdan ikisinde de şimdi teknoloji okuyu açacağım. Tarayıcı tarafında nasıl bir deneyim söz konusu olacak? Evet arkadaşlar, şimdi iki telefonda da aynı anda tıklıyorum. Yani sayfa açılma hızları hemen hemen aynı diyebiliriz. Yani bir fark yok. Kaydırma da yalnız ekran yenileme hızı olarak baktığımız zaman A51'in biraz daha böyle akıcı olduğunu görüyoruz. Şöyle yaparsak şöyle özellikle yavaş kaydırdığımızda şöyle en üste gelelim. Çok da bir fark yok aslında ama evet, çok da bir fark olduğunu söyleyemez. Evet arkadaşlar, şimdi geldik en can alıcı unsura, yani iki telefonda da PUBG'ye gireceğiz. Bakalım hangisi daha hızlı açacak bu uygulamayı göreceğiz. Zaten biliyorsunuz PUBG telefonları en çok zorlayan oyunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu oyunu açan her telefon diğer oyunları da hayli hayli açar diyebiliriz. Evet, şu anda ikisinde de aynı anda açıldı diyebiliriz oyun. Bu arada ikisinde de ortak ekran parlaklığı açık olduğu için parlaklıklar arasında biraz farklar görmeniz mümkün arkadaşlar. Şu anda başa baş gidiyor iki telefonda. Evet, Samsung A51, Galaxy A51 sanki 1-2 saniye öne geçti gibi. Şu ekranı hemen kapatırsak. Evet, Samsung A51 1-2 saniye önce açıldı diyebiliriz. Yani çok böyle bir aman aman bir fark yoktu ama
Bir iki saniye önce açıldı. Bakalım bu uygulama açma falan filan deneyiminden sonra telefonların sıcaklığında bir değişim oldu mu? İkisi de hatırlayacağınız üzere 30 derece civarındaydı. Yani bir derece yani çok böyle bir fark ettiğini fark edeceğini ben sanmıyorum ama evet 30, 33. Buna bakalım 34. Evet Samsung değil ama sanki Huawei'yi biraz sınmış gibi. Aynen evet. Şöyle bakalım. 33.1, 33.2 gördüm buralarda. Burada da gerçi 32.5, 32.9, 33.4. Yani iki telefonda aynı oranda ısınmış ama Huawei sanki P Smart Pro 1 derece daha fazla ısınmış diyebilirim arkadaşlar. Onun haricinde gördüğünüz gibi zaten diğer şeylerde, unsurlarda herhangi bir farklılık bulunmuyor. Genel itibariyle hız açısından iki telefonun birbirine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda iki telefonun performansını karşı karşıya getirmeye çalıştık. En azından derecelerini ölçtük. Ne kadar şarjların azaldığını da ben size söyleyeyim. Huawei bu yaptığımız test boyunca %6'lık bir şarj kaybına uğradı. Galaxy A51 ise %5'lik bir şarj kaybına uğradı. Yani hemen hemen iki telefonun şarjındaki eksilme aynı oldu. Isılarındaki artış aynı oldu. Açılma sürelerini zaten kendiniz saniyelerde de gördünüz. Telefonun açılmasında Huawei P Smart Pro'nun bir üstünlüğü söz konusuydu. PUBG'de ise A51 bir adım öndeydi diyebiliriz. İki telefonun performans olarak birbirine yakın olduğunu gördük. Diğer taraftan baktığımızda fiyat olarak da birbirlerine yakınlar. Yani ikisi de 2500 lira civarlarında bir etikete sahip arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bu iki telefonun kamerasını da karşılaştıracağız. Onun için ayrı bir video hazırlayacağız sizlere. Çünkü pek çok farklı açıdan pek çok farklı fotoğraf çekmek istiyoruz. Fakat şu anda korona sürecinden ötürü dışarı çıkmamız çok mümkün olmuyor. Dışarı çıkamadığımız için de kısıtlı fotoğraflarla sizin aklınızı karıştırmak istemiyoruz. Bunu da dipnot olarak belirtelim. Dediğimiz gibi burada sadece biz telefonların performanslarını ve ısınmalarını sizlere karşılaştırmak istedik. Ve tasarımından da biraz bahsettik. Başka bir incelemede, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte A51 ve P Smart Pro'yu karşılaştırdık. İki telefonun da birbirine ağır bastıkları yönler mevcut. Lakin günün sonunda baktığınız zaman P Smart Pro'yu aldığınızda da A51'i aldığınızda da pişman olmayacağınızı size söyleyebiliriz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.